Halil İbrahim Sofrası Ramazan-ı Şerif Özel. Sahabelerin Hayatları. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Yeni çıkan haberi araştırmak üzere Mekke'ye yöneldi. Şu bir gerçekti ki, kavurucu çöl sıcaklığı, sarp bir yol, onu bitkin düşürmüş, ağrılar içinde bırakmıştı. Fakat peşine düştüğü amaç, onun yaralarını unutturmuş, ruhunu güzel bir duygu bürümüştü. Kureyş'in arasında, o zaman kendisini belli etmeksizin girdi. Sanki putları tavaf etmek isteyen, kendilerinden biriymiş gibiydi. Yahut yolunu şaşırmış veya çok uzun yoldan gelmiş, dinlenmek ve yiyecek almak için sığınmış birinin görünümünü andırıyordu. Eğer Kureyş, onun Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı aradığını ve onu dinlemek üzere geldiğini bilseydi, onu öldürürlerdi. Kureyş'in kendisini öldürmesi hiç önemli değildi. Ancak bu, kendisini görmek için uzun çöller kat ettiği kimseyle görüştükten sonra olmalıydı. Yani iman ettikten sonra. Uzaktan Kureyş'in konuşmalarını dinliyor. Nerede ondan bahseden bir topluluk görse, hemen onlara yaklaşıyor. Sonunda şurada burada dinlediği konuşmalardan Efendimiz aleyhisselatu vesselamın yerini öğrendi. Aydınlık bir günde oraya gitti. Kendisini tek başına oturuyorken buldu. Yaklaştı ve "Sabahın hayırlı olsun ey Arap kardeş" dedi. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam "Selam üzerine olsun ey kardeş" diye cevap verdi. Ebu Zer, "Söylediklerinden bir iki şiir okur musun?" deyince, "O şiir değil ki sana söyleyeyim, o Kur'an-ı Kerim'dir" buyurdu. Ebu Zer, "O halde okur musun bana?" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu, Ebu Zer dinledi. Ve çok geçmedi ki Ebu Zer haykırdı. "Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem." Efendimiz aleyhisselam sordu. "Ey Arap kardeş, kimlerdensin?" "Ben Gıfardanım" dedi. Bunun üzerine Efendimizin dudaklarını acı bir gülümseme, yüzünü dehşet ve hayret kaplamıştı. Ebu Zer de aynı şekilde güldü. Çünkü kendisi Gıfar kabilesindendi. Gıfar kabilesi ki, yol kesicilikte onlara yetişebilecek kabile yoktu. Kabile halkı gayrı meşru işlerde oldukça tanınıyordu. Gece karanlığının hükümdarıydılar. Bir kimse gece yola çıkmaya görsün, gece onu Gıfar kabilesinden birine teslim ederdi. Onlardan birinin gelip de Müslüman olabileceği düşünülebilir miydi? Bu durumu Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kaldırdı ve Gıfar kabilesinden olmamdan dolayı hayretle baktı. Sonra şöyle dedi. "Allah dilediğini hidayete erdirir. Evet, Allah dilediğini doğru yola iletir." İşte Ebu Zer, Allah'ın kendisi için hidayet dilediği ve hayır murad ettiği kimselerdendi. Çünkü o, hakkı görebilen basiret sahibiydi. Putları ve onlara ibadet edenleri kınayan, bir olan Allah'a ibadete çağıran bir peygamberin ortaya çıktığını duyar duymaz, ona gelmek için yola koyulmuştu. Ebu Zer, vakit geçirmeden Müslüman oldu. Onun Müslüman olmadaki sırası 5 veya 6. idi. Yani onun
Müslüman olması ilk günlerdeydi. En erken Müslüman olan sahabilerden biriydi. O sırada davet gizli yapılmaktaydı. Ebu Zer'le birlikte inananların sayısı 5'e ulaşmıştı. Artık Ebu Zer radıyallahu an için göğsünde taşıdığı imandan daha önemlisi yoktu. Kimseye durumu fark ettirmeden Mekke'den ayrılıp kavmine döndü. Ebu Zer yani Cündüb bin Cünade biraz aceleci bir tabiata sahipti. Nerede olursa olsun batıla meydan okusun diye yaratılmıştı. Şimdi o batıl birer dikilmiş taş olarak önündeydi. Halbuki putlara ibadet edenlerin doğumu putlarınkinden daha önceydi. Buna rağmen kavmin uluları ve akıllı geçinenleri onların önündeki iki kat eğiliyorlardı. İnsanlar da o putlara lebbeyk, lebbeyk diyorlardı. Yani emrinizdeyiz, sizin emrinizdeyiz. Böyle yalvarıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde gizli tebliği tercih ediyordu. Ancak böylesi bir dava adamı Mekke'den ayrılmadan açıktan tebliğ işini yapmalıydı. Nitekim Ebu Zer radıyallahu anh'ın aceleciliği, Efendimiz aleyhissalatu vesselama yönelttiği şu soruda açıkça görülüyor. Bir gün şöyle dedi: "Ya Resulallah, ne emredersiniz?" "Şimdilik kavmine dön. Bilahare emrim sana ulaşır." buyuruldu. Ebu Zer, "Nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki, Mescid-i Haram'da Müslüman olduğumu açıklamadıkça kavmime dönmem." dedi. Mescid-i Haram'a daldı var gücüyle. Şöyle bağırdı: "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve resulüdür." İşte bu haykırış İslam'ın ilk haykırışı değerli dostlar. Müşriklerin kulağına ilk değen ses bu. Bu haykırışı, bu çağrıyı Mekke'de aile ve akrabası ve koruyucusu bulunmayan tek başına oraya gelmiş yabancı bir adam yapıyor. Evet, bunu duyan müşrikler de koşup bir anda etrafını sarıyorlar ve onu bayıltıncaya kadar kan revan içinde bırakıp dövüyorlar. Dövüldüğü haberi İbni Abbas radıyallahu anh'a ulaşınca hemen koşuyor ama müşriklerin ellerinden kurtarmaya gücü yetmiyor. Bunun üzerine zekice bir çare düşünüyor ve şöyle söylüyor: "Ey Kureyşliler! Sizler tüccarsınız. Yolunuz Gıfar yurdundan geçiyor. Bu adam da onlardandır. Eğer Gıfar oğulları bu durumu duyarlarsa kervanlarınızın yollarını keserler." Bunu duyunca haklı buldular ve Ebu Zer radıyallahu anh'ı bıraktılar. Ama o Allah yolunda eza ve cefa görmenin tadını almıştı. Mekke'den ayrılmak istemiyordu. Hatta bu ezanın artmasını da istiyordu. İkinci gün, belki de aynı gün, Kâbe'de Usaf ve Nâile adındaki putlara ibadet eden iki kadına rastladı. Onların karşılarına dikilip putlarını kötülemeye başladı. Kadınlar çığlığı basınca etraftaki erkekler yine onun üzerine yürüdüler ve yine ikinci kez onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Bu olayı üçüncü kez tekrar edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öğrencisinin tabiatını ve batıla karşı koymadaki direncini anladı ve bunun üzerine emrini yineledi. Ve dinin açıktan tebliğ haberi kendisine ulaşıncaya kadar kavmine geri dönüp beklemesini söyledi. Kavmine döndü. Onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir olan Allah'a ibadete çağırdığını ve güzel ahlaka davet ettiğinden bahsetti.
kavmi peş peşe Müslüman olmaya başladı. Gıfar kabilesiyle yetinmedi, Eslem kabilesine geçti. Günler günleri kovaladı ve Medine'ye hicret vakti geldi. Oraya yerleşildi. Bütün Müslümanlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Bir gün Medine'nin yüksek yerlerinde uzun saflar halinde binekli ve yayalardan oluşan bir kalabalık görüldü. Eğer yüksek sesli tekbirleri olmasa, gören bunları düşman yani müşrik ordusu zannedebilirdi. Kalabalık yaklaştı, Medine'ye girdi. Yönlerini Efendimizin mescidine çevirdiler. Bu kalabalık Gıfar ve Eslem kabileleriydi. Ebu Zer radıyallahu anh, hepsini çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç toplamış getirmişti. Hepsi artık inanmış, mümin kimselerdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayret ve dehşet içinde kaldığı görüldü. Dün Gıfar kabilesinden biri geliyor, Müslüman oluyor ve Allah Resulünü şaşırtıyordu. Şöyle buyurdu Efendimiz, Allah dilediğini elbette hidayete erdirir. Bir zamanların bozguncu erleri, yol tutanlar, soygun yapanlar, şeytanın halifeleri diye bilinenler, şimdi yeryüzünün iyilik erleri ve hakkın halifeleri oluyorlardı. Allah dilediğini hidayete erdirir sözü gerçekten de doğruydu. Allah Resulü onları gıpta, şefkat ve sevgiyle seyrediyor, şöyle diyordu. Ey Gıfar! Allah sizi mağfiret etsin, bağışlasın. Asırlar geçecek, nesiller değişecek ama insanlar arasında Allah Resulü'nün onun hakkında söylediği şu söz hep tazecik kalacaktı. Ne buyurmuştu Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Yeryüzü Ebu Zer'den daha doğru bir söz söyleyen kimseyi barındırmamış, gölgelendirmemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın izniyle onun geleceğini okumuş, adeta bütün hayatını bu sözlerle özetlemişti. Özü doğru, sözü doğru, kalbi doğru, dili doğru. Bundan sonra da doğruluk, dürüstlük içinde yaşayacaktı. Ne kendisini ne de başkasını aldatacaktı. Aldatılmaya da asla izin vermeyecekti. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Ey Ebu Zer! Kendilerine ganimetten pay ayıran bir takım valilerle karşılaşırsan ne yaparsın? Seni hak olarak gönderene yemin olsun ki, o zaman kılıcımla onları öldürürüm dedi. Sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi? Benimle buluşuncaya, yani ölünceye kadar sabret buyurdu Efendimiz. Düşünün, Efendimiz aleyhisselam niçin özellikle valiler ve malla ilgili düşüncesini sordu? Çünkü Ebu Zer Hazretlerinin daha sonra ve geçmişte karşılaşacağı yegane sorun bu ikisinden olacaktı. Allahu Teala bunu bildirdiği için Ebu Zer'e sabır tavsiye etti. Benimle buluşuncaya yani ölünceye kadar sabret olur mu? Ebu Zer vasiyeti tutacaktı. Nitekim asla kılıca sarılmadı. Ama ümmetin malını çarçur eden yöneticilere karşı bir an susmadı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve ondan sonra gelen Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu teala anhum ecmain hazretlerinin devirleri, yaşam değişikliklerine ve fitneyi körükleyici birçok etkilere fırsat vermeyecek şekilde geçti. Bugünlerde Ebu Zer radıyallahu anh'ın
ne sesini yükseltmesini ne de eleştirmesini gerektirecek sapmalar olmadı. Ebu Zer, mal biriktirilerek insanlar üzerine baskı kurulmasından son derece rahatsız oluyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın servet dağılımında gözettiği adaleti çok yerinde buluyor ve hoşnut oluyordu. Aynı şekilde ibadet ve cihadı ihmal etmenin de karşısındaydı. İnsanların en takvalıları, en adaletlileri ve uluları arkalarında bir sürü varlık bırakarak gitmişlerdi. Fakat fetihler son haddine ulaşmış, mala mülke karşı rağbet artmıştı. Çünkü İslam dünyası yapılan fetihlerle çok zenginleşmiş, refah bir hal almıştı. Ebu Zer bu tehlikeyi gördü. Şahsi şöhret elde etmek, görevleri Allah'ın ismini yüceltmek olan kimseleri bu amaçtan bu zenginlik, rehavet saptırabilirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ashabı bile olsalar bu durum böyleydi. Onlar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüşler, hayatlarına tatbik etmişlerdi. Allahu Teala bu dünya servetini bütün insanlar için yaratmış ve onların bu servetteki haklarını da yeterli olacak şekilde belirlemişti. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu an servet toplayanları, bazı para biriktirenleri görüyor ve görevinin ne olduğuna veya sorumluluğuna bakmaksızın hepsine karşı kılıcına sarılıyordu. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini hatırlayınca kılıcını tekrar kınına yerleştiriyordu. Çünkü bir Müslümana karşı kılıç çekmek doğru değildi. Mümin başka bir mümini isteyerek öldüremezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa bir gün şöyle demişti: "Gökte ve yerde Ebu Zer'den daha doğru sözlüsü yoktur." Böylesine ikna edici, dosdoğru ve keskin bir söze sahip olan birinin kılıca ne ihtiyacı olabilirdi ki? Onun söyleyeceği bir tek söz, dünya dolusu kılıçtan daha etkiliydi. Bu etkili sözüyle yöneticilere, zenginlere, dini bırakıp da dünyaya meyledenlere karşı çıkmalıydı. Ta ki Allah onunla onlar arasında hükmünü versin. Ebu Zer, baskı ve servet kalelerine karşı çıktı. Onlara tek tek sert eleştiriler yöneltti. Sonunda etrafında savunduğu görüşlere ilgi duyanlar çoğalmaya, görüşleri onu henüz hiç görmemiş uzak ülkelerde bile taraftar bulmaya başladı. Eğer bu mübarek öfkeli insan, kendisi ve hareketi için bir amblem yapmak istese bu, ateşten kızarmış bir demir parçası olurdu. Nitekim, onun her zaman, her mekanda söylediği şu sözler, adeta bir marş gibi insanlarca söylenir olmuştu. Altın ve gümüş biriktirenleri, ateşte kızdırılmış bir demirle müjdeleyin. Kıyamet günü onunla yüzleri ve böğürleri dağlanacaktır. İnsanlar ne zaman Ebu Zer radıyallahu anh'ın kendilerine doğru geldiğini görseler, altın ve gümüş biriktirenleri, ateşte kızdırılmış bir demirle müjdeleyin sözlerini duyarlardı bir marş gibi. Ne zaman bir stoklanmış mal, baskıcı bir idare veya dünya sevgisine yönelme görse, bu sözlerini bayrak gibi açıyor, onlarla mücadeleye tutuşuyorlardı. Bunlardan en korkunç olanı, Şam'da Muaviye bin Ebu Süfyan'la olan mücadelesiydi. Muaviye, birçok İslam beldesine hükmediyor, insanlara hesapsız derecede mal dağıtıyor,
bununla saltanatının geleceğini garanti altına almış oluyordu. Şam'da birçok konut, saray ve servet bulunuyordu. Bu davranış, böyle mal mülke sahip olmayanları fitneye sürüklüyordu. Bunu en önce fark edenlerden biri de Ebu Zer'di. Şam yolunu tuttu. Halk onun gelişini duyunca sevinçle karşıladı. Bize hadis naklet ey Ebu Zer. Bize hadis söyle ey Allah Resulü'nün dostu diyorlardı. Ebu Zer bir etrafında toplanan fakir ve muhtaç insanlara baktı, bir de dev gibi yükselen saray ve konutlara. Sonra şöyle dedi: evinde yaşamasına yetecek kadar gıdası olmayan şu insanlara şaşıyorum. Nasıl oluyor da kılıçlarını çekip şu insanlara isyan etmiyorlar? Sonra Allah Resulü'nün vasiyetini hatırladı. Sabrı düşündü. Kılıç yerine şecaati koymalıydı. İnsanlara tarağın dişleri gibi eşit olduklarını, rızıkta ortak olduklarını, birinin diğerine üstünlüğünün ancak takva ile olduğunu öğretmeliydi. Bunu da yaptı. Bütün İslam dünyasında sözlerinin umumi bir görüş olmasına karar verdi. Böylelikle yönetici ve zenginlere karşı muhalefet ve caydırıcı güç oluşturulmuş olacaktı. Şam, o zamanlar adeta patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Eğer Ebu Zer bir işaret yapsa, korkunç bir ayaklanma olur, her tarafı ateş sarardı. Ama o, sükûnet ve sabrı tercih etti, mescit, cadde ve toplantılardaki sözleriyle yetindi. Şam'daki birçok kişiyi, yöneticiyi rahatsız etti onun varlığı. Sözleri birinden ötekine derken sonunda Muaviye'ye ulaştı. Ebu Zer radıyallahu anh, Muaviye'nin karşısında Efendimizin vasfettiği gibi sözünden sakınmayan biri olarak durdu. Cesurca ve eğilip bükülmeden Muaviye'ye, vali olmadan önceki servetiyle, şimdiki servetinin durumunu, Mekke'deki eviyle, Şam'daki sarayının arasındaki farkı sordu. Sonra Muaviye'nin etrafında bulunanlardan servet, villa ve saray edinmiş olanlara sordu. Sonra topuna birden şöyle haykırdı: siz Allah Resulüne inen Kur'an'ın muhatapları değil misiniz? Ve onlar adına cevap verdi: evet, Kur'an size hitaben indi. Ve siz onu Allah Resulü ile beraber müşahede ettiniz. Sonra tekrar döndü onlara: siz Kur'an'daki şu ayeti görmediniz mi? Bilmiyor musunuz? Altın ve gümüş biriktirenleri ve onları Allah yolunda infak etmeyenleri elin bir azapla müjdele. Kıyamet günü o biriktirilen altın ve gümüşlerin üzerleri cehennem ateşinde kızdırılacak da bu mal toplayanların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denecektir: İşte bu nefisleriniz için kasalara tıkıp sakladıklarınız. Artık topladıklarınızın acısını tadın bakalım. Muaviye, bu ayet ehli kitap hakkında nazil olmuştur diyerek karşı çıkınca Ebu Zer haykırdı: hayır, bizler ve onlar hakkında indirildi dedi. Ebu Zer, Muaviye ve yanındakilere ellerinde bulunan malları, saray ve konakları, ihtiyaçları miktarı hariç bir an evvel ellerinden çıkarmaları için nasihatte bulundu. Bu tartışma, o zaman Şam'ın her yerinde çalkalandı. Ebu Zer'in marşı evlerde ve sokaklarda yükseldi.
biriktirenleri kıyamet günü kızdırılmış demirle müjdele. Sonra Muaviye tehlikeyi hissetti ve bu öfkeli ses karşısında korktu. Ama Ebu Zer'in toplum içindeki yerini bildiği için de dokunamadı. Bunun üzerine Halife Osman radıyallahu anh'a alelacele mektup yazıp, "Ebu Zer Şam'daki insanları karıştırıyor, ifsat ediyor," dedi. Hazreti Osman da radıyallahu anh, Ebu Zer'i Medine'ye çağıran bir mektup yazdı. Ebu Zer ridasının iki ucunu omzuna atıp Medine'ye geçti. "Sizin dünyanızdan hiçbir şey istemem," dedi. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanına gitti. Konuştular. Halife bu konuşmadan ve şehirlerden Ebu Zer'in görüşlerinin tehlikesine dair aldığı haberlerin ardından Ebu Zer'in Medine'den uzakta tutulmasına karar verdi. Bu kararını yumuşak bir üslupla ona şöyle aktardı. "Burada yanımda kal. Sabah gider, akşam gelirsin." Ebu Zer, "Ben sizin dünyanızdan bir şey istemem," dedi. Evet, insanların dünyasından hiçbir şeye ihtiyacı yoktu ki. Hazreti Osman radıyallahu anh'dan Rebeze denen mevkiye gitmek için izin istedi, o da verdi. Rebeze'deyken bir gün Küfe'den bir heyet gelmiş, halifeye karşı isyan bayrağı açmasını teklif etmişti. Onları azarlayarak şöyle dedi: "Allah'a yemin olsun ki, şayet Osman beni en yüksek bir ağaca veya dağa asmak istese, yine onun sözünü dinler, ona itaat eder, sabreder ve bütün bunların benim için en hayırlı olduğunu düşünürüm. Gidin yanımdan." Ebu Zer radıyallahu anh'ın hiçbir şeyde gözü yoktu. Artık yalnızlığa doğru çekilmişti. Bütün dostlarından ayrıldı. Birçoğu yönetici olmaya heves ediyordu. Bir gün Ebu Musa el-Eşari ile karşılaştı. Cübbesini açmasa onu göremeyecekti. Ebu Musa neşe içinde, "Ebu Zer merhaba kardeşim," diye sevindi. Ebu Zer radıyallahu anh onu itti. "Ben senin kardeşin değilim. Sen yönetici olmadan önce kardeşindim," dedi. Aynı şekilde Ebu Hureyre ile karşılaştı. Ona da, "Benden uzak dur. Sen değil misin valilik alan, bina yapmada yarışan?" dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, kendisini müdafaa etmeye, bu söylentilerden temizlemeye çalıştıysa da olmadı. Çünkü Ebu Zer radıyallahu anh, onun bulunduğu makamı ve serveti çok aşırı buluyordu. Hayatı boyunca Efendimiz aleyhisselamın ilk iki halifesinin sancağını taşıdı. Nitekim o, mevki ve servet düşkünlüğünün doğuracağı sonuçları çok iyi biliyordu. Kendisine Irak valiliği teklif edildiğinde, "Sakın," dedi, "sakın, dünyanızı üzerime asla salmayın. Dünya sizin olsun." Ve her kulun başına gelecek olan onun başına geldi. Şu an Ebu Zer radıyallahu an ölüm döşeğinde. Şimdiki bulunduğu yeri Hazreti Osman radıyallahu anla aralarında anlaşmazlık çıktıktan sonra tercih etmişti. Küçük bir yer. Zevcesi yanına oturmuş ağlıyor. Zevcesine soruyordu o küçücük yerde: "Niçin ağlıyorsun? Ölüm haktır." Hanımı gözyaşları içinde cevap veriyor: "Sen ölüyorsun. Yanımda sana kefen olacak kadar bir bez parçası bile yok. Nasıl ağlamayayım?" Ebu Zer radıyallahu anh tebessüm ediyor ölüm döşeğinde: "Sakin ol hatun, ağlama. Bir gün bir toplulukla beraber
Efendimizin yanındayken ondan şöyle işitmiştim. İçinizden biri bir çölde vefat edecek, müminlerden bir toplulukta hazır bulunacak. O mecliste benimle birlikte bulunanların hepsi bir köyde veya cemaat içinde vefat etti. Hatun, benden başkası kalmadı. İşte bak, bir çöl ortasındayız. Ölüyorum. Yola bak. Müminlerden bir topluluk görüyor musun? Vallahi ne ben yalan söylerim, ne de bana yalan söylendi. Ve ruhunu teslim ediyor. Sözü doğru çıkıyor. Başlarında sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bulunduğu halde çölde seyreden bir kafile. Daha ulaşmadan önce Abdullah bin Mesud manzarayı gördü. Bir ceset, yanında ağlayan bir kadın ve bir çocuk. İyice yaklaştıklarında manzara daha da açıktı. İbni Mesud radıyallahu anh bakar bakmaz, gözü arkadaşı ve İslam kardeşi Ebu Zer'in yüzüne ilişti. Tertemiz cesedin yanında durduğu şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru söylemiş. Sen tek başına yürürdün, tek başına ölürdün ve tek başına dirilirdin. Allah-u Teala ondan razı olsun. Ondan başkasının ulaşamayacağı bir yola geçti. Kahramanlığı ve zühdü tarihte tek başına anıldı. Onun erdem ve üstünlükleri o kadar çoktu ki, yanında başka biri için yer bırakmadı. Ruhuna hediye olmak için bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye eyleyelim. Buyurun. Ve şimdi sıra Bilal bin Rebah'ta radıyallahu anh. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anıldığında Halife Ömer Ebubekir efendimizdir. Efendimizi azat etmiştir derdi. Bu sözüyle Hazreti Bilal'i kastediyordu. Bir adam ki Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz diye bahsediyordu. Koyu esmer tenli, zayıf yapılı, uzun boylu, sık saçlı Bilal radıyallahu anh. Düne kadar köle olan bu Habeşi kimdi? Bu Habeşi Bilal bin Rebah'tı. İslam'ın müezzini, putları söküp atan, iman ve doğruluk mucizelerinden biri. İslam'ın bağışladığı bu sonsuz nimeti gördüğünde bil ki, Bilal Müslüman olmadan önce sadece bir köleydi. Hurma bahçelerinde efendisinin develerini güderdi. Eğer İslam olmasaydı, acı kölelik içinde yuvarlanıp gidecek, neticede ölümün pençesine düşüp unutulacaktı. Ama imanı ve yüce dini onu yüksek bir mevkiye, İslam büyüklerinin arasına soktu. Bilal bin Rebah radıyallahu anh köle hayatı yaşıyordu. Günleri çalışmakla geçiyordu. Ne kendisine bir hak tanınıyor, ne de yarını için bir düşünce taşıyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın haberi duyulmaya başladı. İnsanlar aralarında konuşuyor ve birbirlerine naklediyorlardı. O da efendilerine ve onların misafirlerine kulak verip dinliyordu. Özellikle Ümeyye bin Halef'in anlattıklarına. Çünkü Bilal onun kölesiydi. Ayrıca bu adam, arkadaşlarıyla ve kabilesiyle birlikte sürekli kin, nefret ve öfkeyle İslam'dan düşmanlıkla bahsediyorlardı. Bu dinlemeleri esnasında yeni din ve dini getiren kişi hakkında yapılan o uygunsuz konuşmalara tanık oldu. Yaşadığı çevrede bu yepyeni bir oluşumdu.
Onun için çok garip de o zamanlar her şey. Onların Efendimiz aleyhisselatu vesselamın getirdikleri karşısında hayretler içinde kaldıklarını da gördü. Kendi aralarında şöyle diyorlardı. O şu ana kadar ne bir yalan söylemiş, ne bir büyü yapmış, ne de kendisinde delilik görülmüş bir kimsedir. Evet, ancak onun dinine girmek isteyenleri engellemek için ona bütün uygunsuz sıfatları yakıştırmalıyız. Onlardan onun emin kimse olduğunu duyuyordu. Vefasını, mertliğini, temizliğini ve ahlaki üstünlüğüne dair sözlerini onu sevmeyenlerden bile işitiyordu. Bir gün Bilal bin Rebah radıyallahu anh Allah'ın nurunu gördü ve ruhunun derinliklerinden titreşimler hissetti. Hemen Hazreti Peygamber'e gitti sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslüman oldu. Bilal'in Müslüman olduğu haberi çok geçmeden her tarafa yayıldı. Beni Cumah ulularının kulaklarına kadar vardı. Kendilerini ulu gören bu kişiler, kibirli ve gurur kalesi gibiydiler. Bütün şeytanlar sanki Ümeyye bin Halef'in göğsünde toplanmış, onu kışkırtıyorlardı. Nasıl olur da kölesi, Müslüman olup İslam'a tabi olur? Kendi kendine hiç önemli değil. Bugün güneş batımına kadar sadece bir köle Müslüman oldu diyordu ama güneş sadece Bilal'in Müslüman olmasıyla batmayacak. Bütün Kureyş'in putlarının yıkıldığı günleri de gösterecekti. Bilal'in Müslüman olması sadece İslam için şeref değil, bütün insanlık için şerefti. Bir ders verecekti ona. Diğerleri için de örnek olacaktı. İşkence yapacaktı. O sıcağın bağrında, çöl sıcağında, çırılçıplak, kor üzerine yatırıldı. Dininden dönmesi için işkenceler yapıldı. Güneşin en kızgın olduğu bir zamanda onu dışarıya çıkarıyorlar, çölün sıcağı altında taşların üzerine yatırıyorlar, üzerine de ancak bir kişinin taşıyabildiği koca kayaları koyuyorlardı. Ve bu vahşi azap her gün tekrar ediliyordu. Sonunda Bilal'e yapılan bu korkunç işkence karşısında bazı cellatların kalpleri biraz olsun yumuşadı. Aslında kendileri perişan olmuştu. Bilal putlarını bir kelimeyle olsun iyilikle ansa ona yol vereceklerdi. Kureyş'in yüzüne bakamaz olmuşlar, bir köle karşısında hezimete uğramışlardı. Hatta bu kelimeyi kalbinden değil de sadece diliyle söylese, imanını kaybetmeksizin hayatını kurtarabilecekti ama o reddetti. Onun yerine ölümsüz nakaratını tekrarlamaya başladı. Allah bir, Allah bir. Cellatları ona bağırdılar. Lat ve Uzza'yı söyle, kurtul dediler. Allah bir dedi. Onlar bizim söylediğimizin aynısını söyle dedikçe, onlarla dalga geçer gibi şöyle diyordu. Benim dilim sizin dediğinizi söyleyemiyor. Kızgın taşların üzerine yatırdılar sonra. Üzerinden kaynamış fokur fokur suları döktüler. Güneş sararmaya, batmaya yakın hal almaya başlayınca, kaldırılır, boğazına bir ip geçirilir, sonra çocuklara Mekke sokaklarında oyuncak gibi dolaştırmaları söylenirdi. Ama Hazreti Bilal'in radıyallahu an dilinde hep o nakarat vardı. Allah bir. Gece olduğunda onunla pazarlık ediyorlardı. Yarın ilahlarımızı an. Rabbim Lat ve Uzza de. Biz de seni bırakalım.
artık sana işkence etmekten yorulduk Bilal. Bilal hala Allah bir diyordu, parçalanmış yüzü, dağılmış dudağıyla. Kendisine iyi adam rolü verilen birisi, ona şirin görünerek, onun iyiliği için çalışıyormuş gibi şöyle dedi. Ey Ümeyye, sen git, bugünden sonra Lat asla azap etmeyecek. Bilal bizden biridir, annesi de cariyemizdir. Bilal Müslüman olduğu için Kureyş'in dedikodumuzu yapıp bizi alaya almasına asla razı olmaz. Bilal bu yalancı ve hain yüzlere gözünü aralayarak baktı. Fecir aydınlığı gibi tebessüm etti. Ve bütün heybetiyle yine Allah bir dedi. Bir türlü bitmiyordu inadı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, onlar Bilal'e bütün acımasızlıklarıyla işkence ederlerken geldi ve haykırdı. Siz Rabbim Allah diyen birini mi öldüreceksiniz? Sonra Ümeyye'ye bağırdı. Kaç para istiyorsan vereceğim, onu serbest bırak. Denizde boğulmamak için çırpınan Ümeyye'ye sanki bir can simidi gibi yetişti. Sırıtmaya başladı. Çünkü Bilal'e işkence etmek, kendileri için azap haline dönmüş, dayanılmaz bir durum almıştı. Ayrıca onlar tüccar bir milletti. Bilal'in birkaç kuruşa satılması, ölmesinden daha iyiydi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an parayı verdi. Oracıkta Hazreti Bilal radıyallahu anı artık hürsün dedi. Hemen sonra yanına gelen Ümeyye, Lat ve Menat'a yemin olsun ki bir ukiye bile verseydin sana onu satacaktım, ukiye para miktarı. Onların bu yılgınlığını anlayan Ebu Bekir radıyallahu anh, kardeşi Bilal'in derecesini onlara göstermek için dedi ki, Allah'a yemin olsun ki sen de 100 ukiye isteseydin onu hepsini verecektim dedi. O gün bir bayram oldu sanki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi Medine'ye hicret ettikten sonra namaz için ezan okunmasını gerekli gördü. Ama günde 5 vakit ezanı kim okuyacaktı ve nasıl okuyacaktı? O Bilal olacaktı. İşkence altında senelerdir Allahu Ehad, Allahu Ehad diye inlememiş miydi? Bilal radıyallahu an İslam'ın ilk müezzini oldu. Medine'ye saldıran Kureyş ordusuyla Müslümanlar arasında sonra harp çıktı. Savaş öyle şiddetli cereyan ediyordu ki, Bilal düşman üzerine kartal gibi saldırdı. Bu ilk gazve yani Bedir'di. Bu savaşta parola yine Ehad, Ehad idi. Kureyş en küçüğünden en yaşlısına kadar bu savaşa katılmıştı. Ümeyye bin Halef, harbe çıkmaktan vazgeçmek istedi. Bu adam Bilal radıyallahu anh'a ölümüne işkence eden efendisiydi. Eğer arkadaşı Ukbe bin Ebu Muayt onun korkaklığını ve savaştan geri kalma haberini duyup yüzüne vurmasaydı, çıkmama isteğini yerine getirecekti. Ukbe elinde bir buhurdanlık taşıyarak ona gelmiş ve bütün kavminin için buhurdanlığını önüne atıp, al bununla tütsülen, çünkü sen kadınlardan birisin demişti. Bunun üzerine Ümeyye, Allah senin de getirdiğinin de belasını versin dedi. Bu olayın akabinde artık korksa da savaşa çıkmaktan başka yol bulamadı. Kaderin cilvesi bazen dürer, bazen açar. Ukbe bin Ebu Muayt, Ümeyye'yi, Bilal'e ve diğerlerine işkence kışkırtan en azılı kafirdi. Bugün aynı azılı kafir, Ümeyye'yi savaşa çıkmaya zorluyordu. Çünkü Bedir, Ümeyye için ölüm deşeği olacaktı.
Eğer Ukbe kendisini böyle teşhir edip çıkmak zorunda bırakmasaydı, o çıkmayacaktı. Ama eden bulacaktı ya. Kader böyle zalimler için zamanı ve zemini yerli yerinde hazırlardı. Ukbe, Ümeyye'yi kendi ölümüne teşvik edecekti. Tıpkı Bilal'in üzerine kışkırttığı gibi. Ümeyye de öleceği yere doğru adım adım yaklaşacaktı. Her şey tamamdı. İki taraf arasında savaş başlayıp da Müslümanlar tarafından artık tekbir sesleri afakı inletince Ümeyye'nin kalbi güm güm vurmaya başladı. Korktuğu başına gelmişti. Dün işkence altındaki kölesinin tekrarladığı o sözler bugün İslam'ın ve Müslümanların parolası olmuştu. Bu kadar çabuk muydu? Ve sonra kılıçlar şakırdadı. Çarpışma kızıştı. Savaş sona ererken Ümeyye, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'la karşılaştı. Ona sığındı. Onun hayatını bağışlayacağını umarak esiri olmak istedi. Abdurrahman bin Avf bunu kabul etti ve esirlerin bulunduğu yere doğru onu götürdü. Yolda Bilal'le karşılaştı ve Bilal haykırdı. Küfrün başı Ümeyye bin Halef. O kurtulursa ben buna dayanamam. Gurur ve kibir yüklü başı yerinden ayırmak için kılıcını kaldırdı. Tam o sırada Abdurrahman bin Avf seslendi. Ya Bilal, o benim esirimdir. Esir mi? Az önce Müslümanlara indirdiği darbelerin kanı henüz kılıcından damlıyor. Hayır, bu Ümeyye'nin sinsice planıydı. Ve canını kurtarmak için kendini Abdurrahman'a esir etmesi bir oyundan ibaretti. Daha önce bu oyunu yeteri kadar uygulamıştı. Bugün artık bu oyunu sürdürememeli, ona bu fırsat verilmemeliydi. Ey Allah'ın erleri! İşte küfrün başı Ümeyye. Eğer o kurtulursa ben dayanamam dedi. Bir grup Müslüman o tarafa geldi ve Ümeyye ile oğlunun etrafını sardı. Artık Abdurrahman bin Avf bir şey yapamazdı. Onları hiçbir şekilde koruyamazdı. Bilal bir aslan gibi kükredi. Ümeyye'nin, küfrün elebaşısının başını gövdesinden ayırdı. Harp meydanında, kılıcıyla önüne gelen Müslümanın başını vurmak için geldiği yerde, şayet Bilal'e de ulaşsa, onun da başını vuracaktı. Her fırka, hasmını yok etmek için geliyor, kılıçlar parlıyor, insanlar ölümüne birbirine saldırıyor, cesetler üst üste yığılıyor. İşte tam bu sırada Bilal radıyallahu an Ümeyye'yi görüyor. Günler geçiyor. Günler geçtikten sonra Mekke fetholunuyor. Hak geliyor, batıl yok oluyor. Bilal radıyallahu anh'la beraber Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye giriyor. Efendimiz girer girmez İbrahim aleyhisselamı temsil etmek üzere yapılmış ve okları çeken olarak bilinen puta yöneldi. Bu duruma kızıp şöyle buyurdu. Allah onları helak etsin. Büyüğümüz İbrahim aleyhisselam ne şans oku çekerdi, ne Yahudi ne de Hristiyandı. O tam bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Ve sonra Bilal radıyallahu anh'a Kabe'nin damına çıkıp ezan okuması emredildi. Bilal ezan okuyor. Bu ne güzel bir an, cıvıl cıvıl her yer. Mekke'de sanki hayat donmuş, binlerce Müslüman ayakta, huzur içinde ezanı dinliyorlar. Herkeste bir rahatlık var. Putlar yıkılıyor. İslam daha da güçleniyor. Bilal radıyallahu an çok ama çok önemli şeyler yaşadı İslam'la beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le çok anıları oldu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, öte dünyaya kendisi Rabbinden razı, Rabbi de kendisinden razı bir halde göçtü. Onun yerine Hazreti Ebubekir radıyallahu an halife olmuştu. Bilal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesine gitti. Ey Allah Resulü'nün halifesi! Efendimizden işittim ki müminin amelinin en faziletlisi Allah yolunda cihattır dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ne istersin ey Bilal deyince Allah yolunda sınırlarda cihat etmek ve ölmek isterim dedi. Ebubekir radıyallahu an ama o zaman bize kim ezan okuyacak deyince Hazreti Bilal radıyallahu an ağlayarak dedi ki ben Efendimiz'den sonra hiç kimse için artık ezan okuyamam. Ebubekir radıyallahu an kal ve bize ezan oku ey Bilal dedi. Eğer beni kendin için tutacaksan dilediğini yap. Yok eğer Allah rızası için tutacaksan ne olur? Beni bana bırak dedi. Ebubekir radıyallahu anh da seni Allah için tutuyorum ey Bilal dedi. Bilal radıyallahu anh cihat için sınırlara gitmiş, İslam devletinin sınır muhafızlarından biri olmuştu. Son ezanı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında halkın Hazreti Ömer'den Bilal'in bir vakit olsun yine ezan okumasını istemeleriyle okudu. Halife Bilal'i çağırmış, namaz vaktinin geldiğini söylemiş ve ezan okumasını istemişti. Bilal çıkmış ve ezan okumuştu. Bütün sahabe ağlamış, adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrini tekrar yaşamışlardı. Daha önce hiç ağlamadıkları şekilde ağladılar. Bilal radıyallahu anh Şam'da Allah yolunda İslam sınırlarını korumak görevindeyken yine kelime-i şehadet getirerek vefat etmişti. Allahu Teala ondan razı olsun. Oldu da. Ruhaniyetine hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye edelim. Buyurun.